أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أنواع الإجماع en son kaldığımız konu burasıydı. İcma'nın kısımlarına kadar gelmiştik. Onun dışında geçen dersimizde zaten icma'yı temel olarak anlattık. Özellikle tanım üzerinde biraz konuştuk. Delil olup olmadığı ile ilgili bazı şeylere değindik. Sonra icma'nın delilliğinin delillerine değindik. Onu bir temellendirdik yani. Şu an icma'nın sınırı konusuna gelmiş bulunmaktayız. وَالْاِجْمَعُ نَوْعَانِ İcma zaten iki kısımdır. Ya icma'un salihun, açık bir icma vardır. Ki baştan beri, kitabın başından beri, konunun başından beri anlattığımız icma, icma-i salihtir. Ne demek icma-i salih? Açık bir icma vardır, salih bir icma vardır. Yani bütün alimler görüşlerini bildirmişlerdir. Herkes, yani söz sahibi herkes konuşmuştur. Ve herkes aynı görüşe varmıştır. Bu bildiğimiz icma-i salihtir. Zaten ihtilafsız icma'dır. Bu katıksız saf icma'dır. İkinci kısım ise icma'un sukutiyyundur. İcma-i sukutu ise şöyledir. 100 tane alimin olduğunu düşünelim. Bunların 40 tanesini 40 tanesi görüş bildirmiştir. Ama hepsi ittifak etmiştir. Veya 70 tanesi görüş bildirmiştir. Ama hepsi ittifak etmiştir. Veya 90 tanesi ittifak etmiştir, görüş bildirmiştir. Hepsi icma etmiştir. Ama orada bir susan güruh var. 60 mi dersin, 50 mi dersin, 10 mu dersin, 5 mi dersin fark etmez. Bazıları susmuştur ve görüş bildirmemiştir. Şimdi burada bir icmaattan söz edilebilir mi, edilemez mi bunu konuşacağız. Bunu tartışacağız. Alimlerin bu konudaki yaklaşımlarını ortaya koymaya çalışacağız. Yani o 5 kişi sustu da onların susmaları ikrar manasında mıdır? Yoksa susmaları onlara bir söz nispet edilemeyeceği, onların suskunluğu üzerinden bir icma bina edilemeyeceği manasında mıdır? Zaten kendisi de söylüyor. وَلِلْعُلَمَاءِ فِيهَا اَقْوَالٌ مُخْتَلِفَةٌ İcma-i sukuti ile ilgili alimlerin muhtelif görüşleri vardır. وَكَمَا فِي التَّفْصِيلِ التَّالِ Ayrıntılama da şu şekildedir. Yani şu gelen tafsilattaki gibidir. الْاِجْمَعُ الصَّلِحَ gelecek olursak وَالْاِجْمَعُ الصَّلِحَ İcma-i salih اَنْ يُبْدِيَ الْمُجْتَهِدُونَ اَرَاءَهُمْ صَلَحَةً Tanımı şudur. Bütün müştehitler görüşlerini açık bir şekilde ortaya koyar. اَبْدَى يُبْدِي ortaya koymak. Sonra yücmi'ûn alâ râin vâhidin. Bir bakıyoruz ki herkes görüşünü söyledikten sonra bir görüş üzerine icma etmiştir. Kema örneğin لَوْ عُرِضَتِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ Şöyle olabilir örneğin. Bütün müçtehidler bir yerdeyken mesele onlara arz ediliyor. لَوْ عُرِضَتِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ Bir meselenin müçtehidlere arz edildiğini düşünelim. وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ Ve onlar da bir mekanda toplu halde bulunuyorlar. Bu günümüzde biraz zor gibi ama örneklemeyi şöyle yapalım. Dünya alimler birliği olduğunu düşünelim. Çok daha geniş perspektifli. Burada bütün alimlerin toplanmış olduğunu düşünelim. O gün bütün delegelerin, bütün temsilcilerin var olduğunu düşünelim. Ve onlara bir mesele arz edildiğini düşünelim. Bu şekilde olabilir. Ve herkes görüşünü bildirmiş, ortak noktaya varmış. Ahu ya da bu şart değildir. Ennel meselete uridat aleyhim vahiden vahiden. Veya biz her birine ayrı ayrı meseleyi arz ettik. Kurumun genel merkezinden herkese e-mailler gönderildi, mektuplar gönderildi, haber verildi, telefonla ulaşıldı. Vahum müteferrikune. Bütün alimler de o esnada müteferrik. Herkes kendi ülkesinde, kendi şehrinde. Ama yine sonuç olarak vettefakat ara'uhum fiha ala ra'in vahiden. Sonuç olarak görüşleri bir görüş üzere birleşti. Ev ya da bu şekilde de olabilir. Enne ba'da müştehidine yufti fi meseletin. Bir meselede bir müştehid sadece fetvayı verdi. Fetebluğu fetvahu l-âkharin. Fetvası diğerlerine ulaştı. Feyusarrihune bi muvafakatihim. Ve hepsi de açıkça dedi ki bu adam doğru yapmış. Biz ona muvafıkız dediler. Bu da bir icma-i salihtir. اَوْ يَقْضِي مُجْتَهِدٌ فِي مَسْأَلَةٍ بِحُكْمٍ مُعَيَّنٍ Veya bir müştehid bir mesele hakkında bir hüküm verir. وَيَبْلُغُ هَذَا الْحُكْمُ الْمُجْتَهِدِينَ الْآخَرِينَ Bu hüküm de
diğer müçtehitlere ulaştı. Feyuafikûne, onlar da muvafık oldular. Ama nasıl muvafık oldular? Muvafakatın da çeşitleri olabilir. Ya sarahaten kavlen, ya açık bir sözle ona muvafık oldular. Dediler ki biz de bu görüşteyiz. Ev iftaen, ya da fetva ile ona muvafık oldular. Ne yaptılar? Bunlar müftiydiler. Onun verdiği hükümle fetva verdiler. Onlar da müçtehit. Müçtehidin normalde emin olmadığı, mutmain olmadığı, yani görüş birliğine, deliller ışığında varmadığı meselelerde başkasının, başka müçtehidin görüşünü alması zaten kendisine helal değildir. Bir müçtehit başka bir müçtehidin görüşünü alıyorsa orada içtihaden alma vardır. Onun görüşüyle fetva vermesi de bir muvafakat manasındadır. Ev kadaen, ya da fetva değil de bir yargı meselesi var. Yani resmi bir mesele. Bir yargı meselesinde o birinci alimin görüşüyle kada etti, hüküm verdi. Tüm bunlar birer muvafakat çeşidi olduğu için saydığımız tüm çeşitler. Yani bütün alimler aynı mekanda bulunsun veya hepsi ayrı ayrı yerlerde olsun da biz onlara haber ulaştıralım da muvafakat etsinler. Veya sadece bir kişi görüş bildirmiş olsun, biz diğerlerine arz edelim, diğerleri muvafakat göstersinler. Bu muvafakatları bazen sarahtan kavlen olsun, bazen fetva vermekle olsun, bazen yargıyla olsun, fark etmez. Eğer hepsi onunla fetva veriyorsa, herkes onunla kaza hükmü veriyorsa, yani yargıda vazgeçilmez bir kaide gibi olmuşsa, herkes açıkça muvafakat göstermişse, burada icma-i sarahtan bahsedilebilir. وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْاِجْمَعِ Bu icma türün hüccetun kat'iyyetun, kat'i bir delildir. La tecuzu muhalefetuha ve la nakduha. Bu icma türünü ne nakletmek caizdir, iptal etmek caizdir. Bu icma türünü ne de ona muhalefet etmek caizdir. Çünkü kat'i bir delildir. Bu icma-i sarihti, söylediğimiz gibi katıksız, saf bir icmadır. Şimdi asıl ihtilaflı icma kısmına geldik. El icma-i sukuti. İcma-i sukutiye geldik. وَالْاِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ İcma-i sukutinin tanımı şudur. اَنْ يُبْدِيَ الْمُشْتَيْدُ رَأْيَهُ فِي مَسْأَلَةٍ Bir müştehit bir meselede görüşünü bildirir. ثُمَّ يَشْتَهِرُ هَذَا الرَّأْيُ وَيَبْلُغُ الْآخَرِينَ Sonra bu görüş şöhret kazanır. Diğer ulemaya dolaşır. فَيَسْكُتُونَ Yanlış yazılmış. En yüktür müştehidu râyehu fî meseletin müştehidu. Feyeskutûne'dir muhtemelen. Orada bir cevap bitmişim, ben görmedim. Feyeskutûne. O alimler de susuyorlar. Ve lâ yunkirûnehu sarâhten. Açık bir şekilde de tenkit etmiyorlar. Yani inkar etmiyorlar. Bu yanlış bir görüştür demiyorlar. Ama ve lâ yuvâfikûne aleyhi. Burada da bir nun ekleyeceğiz. Ve lâ yuvâfikûnehu aleyhi. O alime o konuda muvafık da olmuyorlar. Yani bir alimin görüşü diğerlerine ulaşıyor, susuyorlar. Ne inkar ediyorlar, ne de o görüş üzerine ona muvafakat ediyorlar. وَلَا يُوَافِقُونَهُ عَلَيْهِ صَرَاحَةً O görüş üzere o alimi açık bir şekilde o alime muvafakat etmiyorlar. مَا عَدَمِ الْمَانِعِ مِنْ اِبْدَاءِ الرَّأِيِ Halbuki gördüğümüz kadarıyla onların görüşlerini ortaya koymasına bir engel de yok. Yani bakıyoruz hiç kimse bir zorlama altında değil, zahiren de olsa. Hiçbirinin susmasını gerektirecek bir durumu da yok. Bi en tamdi muddetun kafiyetun. O da şu şekilde oluyor. Lin nazari fil mes'eleti. Mesele hakkında düşünmek için kafi müddette geçmiş oluyor. Yani mesele üzerinde belli bir süre geçmesi lazım ki bu alimde üzerinde içtihad edebilsin. Belli bir süre de geçiyor. Ve bu süre o mesele hakkında nazar etmek, tefekkür etmek için, teemmül etmek için yeterlidir. وَلَا يُوْجَدُ مَا يَحْمِلُ الْمُشْتَيْدِ عَلَى السُّكُوتِ O müştehidi sukuta hamleden bir mesele de yoktur. Bir şey de yoktur. Yani söz söylemekten onu men edecek herhangi bir durum da yoktur. مِنْ خَوْفِ مِنْ اَحَدٍ Bu birinden korkma olabilir. اَوْ هَيْبَتٍ لَهُ Ya da birinin onun yanındaki heybetinden olabilir. اَوْ غَيْرِ ذَٰلِكِ مِنَ الْمَوَانَ Ya da bunun dışındaki meseleler vardır. Bunların hiçbiri de yok. Yani şu an tanım yaptık, tanımımız burada bitti ama dikkat ettiyseniz icma-i sukuti öyle sadece bir alim görüş bildirdi, diğerleri sustu değil. Bu zaten yani delil olmak için çok zayıf bir tanım. Delili delillendirmeye başlıyoruz. Yani daha ek şeyler getiriyoruz. Daha bir sıkı hale, daha bilinir
daha çerçevesi belirli bir hale getiriyoruz. Ne diyoruz? Bir müşteri görüş bildiriyor. Bu bir olmak zorunda değil. 100 tane de olabilir. Ama sonuç olarak susanlar var. Susanlara da onun görüşü şöhret kazanarak ulaşıyor. Onların, onun görüşünü onlara ulaştığından bir kere emin olacağız. İki, susuyorlar. Ne inkar ediyorlar, ne muvaffakat ediyorlar. Ama meselenin arka planına bakabildiğimiz kadarıyla en azından. Her şeye bakamayız ama bakabildiğimiz kadarıyla. O susan alimlerin görüşlerini ortaya koymaktan onları men eden herhangi bir şey yok. Örneğin süre yetmezliği yok. Yeterli bir süre geçmiş. O alemi susmak zorunda bırakan bir mesele de yok. Örneğin kimseden korkmuyor. Örneğin bir fitne dönemi değil. Görüş bildirirsem fitne çoğalacak gibi bir görüşü de yok. O alemi biliyoruz. Bir alime duyduğu heybet de yok. Nasıl yani? Yani görüş bildiren alim, örnek veriyorum şu an Dünya Alimler Birliği Yusuf Karadağ. Yani şu an en yüksek mertebedeki insan. Veya daha geçmişlere gidecek olursak daha güçlü insanlar olduğunu düşünüyorum. Yani İmam Nevevi'nin bir görüşü var. Daha büyük ulemanın böyle. Kendi döneminde çok güçlü alimler görüş bildirmişler. Susanlar da müştehit ama daha düşük seviyeli müştehitler, daha düşük seviyeli alimler. Bunların onlara aşırı heybetle baktığını, bu heybetin onları susmaya sevk edebileceği ihtimalinden emin olmamız lazım. Yani bileceğiz ki bu alim, eyvallah Yusuf Karadaviye, bu susan alim Yusuf Karadaviye ya da o dönemde işte İmam Nevevi'ye, İmam Şafii'ye, İmam Ebu Hanife'ye inanılmaz bir şekilde saygı duyuyor. Ama biliyoruz ki bu alim susmaz. Yani bu heybet meselesi onu susmaya götürmez. Veya az önce söylediğimiz gibi o havf meselesinde de sultanın onun üzerinde, hakimin onun üzerinde bir saltanatı yok. Bir tehdit edilme durumu yok. Tüm bu durumlar bir ortaya gelirse, yani yeterli süre geçmişse düşünmesi için onu susturacak, onu men edecek ne bir korku var, ne bir heybet meselesi var, ne süre azlığı var, her şey yerli yerindeyse daha yeni icma-i sukuti olur. Bu icma sukuti delil mi değil mi daha bundan sonra tartışacağız. Velil ulemâ'i fî hükmî hâdil icma'i, bu icma'ın hükmü hakkında ve medâ itibâri, ne kadar itibara alınacağı hakkında selâsetû akvâlin, âlimlerin üç görüşü vardır. Tüm bu tanımlarla beraber âlimlerin üç görüşü vardır. Şimdi nedir bu görüşler? El kavlül evvel, birinci görüş, enne hâdâ leyse bi icma'in yu'teddu bihî. Birinci grup ulema demiş ki, bu itibara alınacak, itidad edilecek, yani itibara alınacak bir icma değildir. وَلَا يُعْتَبَرُ حُجَّةً ظَنِّيَّ بَلْ وَلَا يُعْتَبَرُ حُجَّةً ظَنِّيَّ. İcma olmadığı gibi zanni bir hüccet de değil. Yani şimdi diyebilirsiniz ki icma kat'idir. Tamam, kat'i delil olmasın ama zanni bir delil olsun. Kıyas kadar güçlü olsun. Yok, bu ulemaya göre zanni bir delil de değildir. وَهَذَا قُولُ الشَّافِعِيَةِ وَالْمَالِكِيَةِ. Bu Şafii ve Maliki ulemasının görüşüdür. وَحُجَّتُهُمْ. Hüccetleri de bellidir. Meşhur bir kaidedir zaten. اَنَّهُ لَا يُنْسَبُ لِسَاكِتٍ قَوْلٌ. Susana söz nispet edilmez. Hele hele söz nispet edilerek icma iddiasında hiç bulunulamaz demişler. كَمَا أَنَّ السُّكُوتَ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْمُوَافَقَةِ. Nasıl ki susmayı muvaffakata hamledemeyiz, bu şekilde anlayamayız. Aynı şekilde sakite söz de nispet edilmez. Yani sakite ne muvaffakat ne de inkar namına bir şey nispet edilmez. Nasıl ki sukut muvaffakata hamledilmediği gibi. Fakat yekûnü sebebuhu, bunun sebebi şu olabilir. Adem usulü meseletiyle lâhirin. Pardon, burada şey ibaredir, yanlışlık yaptık herhalde. Ve hüccetum, delilleri şudur, çok özür diliyorum. Ennehu la yunsebu li sakitin kavlin. Bu ulemaya göre sakite söz nispet edilmez. Kema ayrıca ennes sukute la yumkinu hamluhu alel muvaffaka. Sukutu muvaffakat olarak anlamak da doğru değildir diyorlar. Sakit sakittir. Ne münkirdir ne muvaffaktır. Onu muvaffakat şeklinde de anlayamayız diyorlar. Fakat yekunu sebebu. Çünkü diyorlar o sukutun sebebi olabilir. Adamu usulil meseletiyle lâhirin. Mesele diğerlerine tam olarak ulaşmamış olabilir. Tamam, siz diyorsunuz ki görünüşe göre ulaşmıştır ama işin aslında ulaşmamış olabilir. Bu bir ihtimaldir. Diğer ihtimalleri burada saymamış ama korkudan susmuş olabilir. Heybetten susmuş olabilir. Yani bunların tespiti öyle kolay değil ki.
İşte diyoruz ki biz korkudan yapmadığını biliyoruz. Onu da nereden biliyoruz? İnsanların kalbine açıp bakmadık ki, yani herkesin korkacağı ayrı bir mesele vardır. Herkesin korkacağı ayrı bir heybet meselesi vardır. Kim şöhretinin elinden gitmesinden bile korkabilir. Yani bilemiyoruz ki bunu. Çok cüz'i böyle yerelde, lokalde bazı sıkıntılar olabilir. Onu fetva vermekten alıkoyan. Bilemiyoruz yani. O yüzden bir de şimdi icma bozulacağı için, yani susan adam bu ana kadar gelenlerin herkesin, yani herkesin ittifak ettiği meseleyi ilk bozan insan olacağı için susmasına muvaffakat manası vermesi, çok verilmesi yanlıştır bu ulemaya göre. Çünkü bu adamın kalkışacağı iş büyüktür. O yüzden çekilme ihtimali çok yüksektir diyorlar. Bir sebep söyledi burada. Dedi ki meseleme ulaşmamış olabilir. وَحَيْتُ لَا دَلِيلَ عَلَى الْمُنَافَقَةِ O alimin muvaffakat ettiğine dair bir delil yoksa elimizde, فَلَا اِتْتِفَاقُ Orada ittifaktan bahsedemeyiz. وَلَا اِجْمَعَ اِجْمَعَةً bahsedemeyiz. وَحَيْتُ لَا اِجْمَعَ فَلَا حُجَّةِ İcmanı olmadığı yerde de hücciyet yoktur diyorlar. Kısacası tamam, tanımda güzel yaptınız. Korkmadığını biliyoruz, çekinmediğini biliyoruz, yeterli zaman verilmiş, ona meselenin ulaştığını biliyoruz diyorsunuz ama asıl olaya dönüldüğü zaman bunun olup olmadığı bir muamma. Evet, bazı şey, zahiri şeylere bakabiliriz ama meselenin iç yüzünü asla bakamayız. Çünkü birçok alim var ve her alime alıkoyabilen belli meseleler olmuş olabilir. Bu ihtimaller çok yüksektir. O yüzden icmadan bahsedilemez diyorlar burada. El-Kavlu Thani, ikinci görüş. En-Nes-Sukut'a hüccetun kat'iyyetun. Sukut, hücceti kat'iyyedir. La tecuzu muhalefetuha. Muhalefet etmek caiz değildir. Buradaki sukuttan kasıt icma-i sukuti. İcma-i sukuti, muhalefeti caiz olmayan bir hücceti kat'iyyedir diyorlar. وَاِيَّ فِي الْحُكْمِ كَالْاِجْمَعِ الصَّلِحِ Tıpkı icma-i salih gibidir hüküm konusunda. وَاِنْ كَانَ اَقَلَّ مِنْهُ قُوَّةً Ondan kuvvet bakımından daha az olsa da hüccet olarak onun gibidir. O da hüccettir. وَهَذَا قَوْلُ الْحَنَابِلَةِ وَاَكْثَرُ الْحَنَفِيَةِ Hanefi ulemasının çoğu ve Hanbelilerin görüşü bu yöndedir. وَحُجَّتُمْ Onların delili de şudur. اَنَّ السُّكُوتَ يُحْمَلُ عَلَى الْمُوَافَقَةِ Sukut, muvaffakata hamledilir. مَتَى مَا قَامَتِ الْقَرِينَةُ عَلَى ذَلِكِ Buna dair bir karine varsa, muvaffakata dair karineleri varsa, sukut muvaffakata hamledilir diyorlar. Eğer karine varsa ayrıca وَانْتَفَتِ الْمَوَانِعُ مِنْ اِعْتِبَارِهِ O sukutun, o itibar edilmesine dair maniler yoksa, nasıl itibar edilmesine? مِنْ اِعْتِبَارِهِ اَمَارَةً عَلَى الْمُوَافَقَةِ Sukutun muvaffakata bir emare, bir gösterge olarak anlaşılması, itibar edilmesine dair bütün maniler kalkmışsa ve karineler varsa sukut muvaffakata hamledilir diyorlar. فَاِذَا تَحَقَّقَ مَا ذَكَرْنَا Bu söylediğimiz durum varsa, yani gerçekten bazı karineler varsa ve اِنْتِفَاُ الْمَوَانِعِ Manilerin yokluğu varsa لَمْ يَبْقَ وَجْهٌ لِعَدَمِ اِعْتِبَارِ السُّكُوتِ عَلَامَةً عَلَى الْمُوَافَقَةِ O zaman sukutun, muvaffakatın bir alameti, bir göstergesi olarak itibara alınmasına dair hiçbir ademi vecih kalmadı. Yani bunu böyle görmememizi sağlayacak hiçbir vecih kalmadı. لَمْ يَبْقَ وَجْهُنْ Hiçbir vecih kalmadı. لِعَدَمِ اِعْتِبَارِ السُّكُوتِ Sukutu itibara almamaya dair elimizde hiçbir vecih kalmadı. عَلَامَةً عَلَى الْمُوَافَقَةِ Muvaffakata alamet olarak. وَالتَّحَقُّ الْاِجْمَعِ İcma'ın varlığına dair onu bir alamet olarak saymamaya dair elimizde hiçbir şey kalmadı. وَالْاِجْمَعُ حُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ İcma da nedir? Bir hücceti kat'iyyedir. Öyleyse sukut da icma-i sukutu da icma-i sarh gibi değildir diyorlar. Şimdi bunlar delili de biz tanımı çok uzattık. Tanımın içerisinde bütün şartları, şurutları koyduk. Manileri kaldırdık, bazı karineleri koyduk. Eğer tanımdaki gibi bir mesele tanımdaki gibi gelişmişse bunun icma-i sarihten bize göre hiçbir farkı yoktur diyoruz. Yeterli zaman geçmiş, alimin korkmadığını biliyoruz, şöyle olduğunu biliyoruz, böyle olduğunu biliyoruz. Bu bizim için delildir diyorlar. Enne'u-Thalis, üçüncü grup ise şöyle diyor. Enne-Sukut'e la yu'addu icma'an. Sukut bir kere icma'dan sayılamaz. وَلَاكِنَّهُ اَمَا حُجَّةٌ ظَنِّيَةٌ Bu hücceti zanniye sayılabilir. Niye? Çünkü bir cumhur var, görüş bildirmiş. Ayrıca şimdi cumhurdan farklı olarak muhalif yok. Muhalif olduğu zannedilen sukut etmiş kişiler var. Yani hatta bunlar
Muhalif mi o da belli değil, muvafık mı o da belli değil. Ama her konuşan bu görüşte, bu konuda bu görüş bildirmiş. Öyleyse buna icmadır, ne de delil değildir deriz. Delildir de aynı zamanda. Delilliği de hücceti zanniye seviyesindedir demiştir. وَاَذَا قَوْلُ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِيَّةِ Bu bazı Hanefi ve bazı Şafii ulemasının görüşüdür. وَحُجَّتُهُمْ Delilleri şudur. اَنَّ حَقِيقَةِ الْاِجْمَعِ İcmanın hakikati şudur. الْاِتِّفَاقُ مِنَ الْجَمِيعِ حَقِيقَةً لَا حَدَسًا Herkesin bir mesele hakkında hakikaten icma etmiştir. Hadesen değil, yani farazan değil. وَهَذَا لَا يَتْحَقِقُ فِي اِجْمَعِ سُقُرْتِهِ Bu faraza olmama durumu icma-i sükutu de yok. İcma-i sükutu biz farazan ittifak ettiklerini söylüyoruz. O yüzden icma değildir kesinlikle diyorlar. وَمَحْمَا ذَكَرُ فِي دَلَالَةِ السُّكُوتَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ İkinci grup ne kadar sükutun muvaffakata delalet ettiğine dair şeyler getirse de فَلَنْ يَكُونَكَ الصَّرِحِ Hiçbir zaman icma-i sükutu sarih gibi olamaz. فَلَا يُعْتَبَرُ اِجْمَعًا İcma olarak görülemez. وَلَاكِنْ Ancak demişler ki اِذَا زَالَتِ الْمَوَانِعُ مِنَ التَّصْرِيحِ O tanımda da geçtiği üzere alimin tasrih etmesi, görüşünü açıkça belirtmesine dair maniler ortadan kalkmışsa ve ona rağmen susuyorsa bu bir nevi bir muvaffakat olarak anlaşılabilir. O zaman اُعْتُبِرَ حُجَّةً ظَنِيَّةً O zaman hüccet-i zaniye olarak bizim yanımızda değer görür demişler. Demek ki şu görüşün varlığından bahsedebiliriz. Ama temelde ikinci görüş bana göre çok zayıf bir görüş. Yani sukutu bir icma saymak, onu kat'ileştirmek, kat'i bir delil haline getirmek. Bir görüş bildirdiği zaman sus, o konuda icma var deyip onu susturmak. Birilerinin susmuşluğu üzerinden çok da tutarlı bir görüş gelmiyor gibi. Ki kaldı ki sukutun muvaffakat ve inkar şeklinde anlaşılmayacağı temel bir kaidedir. Evet, istisnalar vardır. Örneğin küçük kız, bir kız babası tarafından evlendirileceği zaman hani haya payı vardır vesaire durumlarda evlilik adayına muvaffakata sukutla anlaşılabilir. Bazı yerler vardır yani. Ama bu ne bir evlilik meselesidir, bir icma meselesidir, bir yani şer'i bir meseledir. Kaldı ki şer'i fetva vermenin bir ötesinde icma meselesidir. Kat'i bir delil oluşturuyoruz biz. Öyle basit bir delil değil. Öyle kıyasa benzemeyen bir delil. Yani bütün ulemanın biz icma ettiğini söylesek o mesele ta kıyamete kadar kapanmış olacak. Nas üzerine yapılmış icmata. O yüzden bunu icma olarak görmek bana çok da tutarlı bir görüş olarak gelmiyor. Ha hüccet-i zanniye mi denir? Hiç hüccet değil midir der. Ona ben pek bir şey söyleyemem. Ama hüccet-i kat'iye değildir. Hüccet-i zanniye de değildir. Ama bir tercih sebebidir de denilebilir yani. Bu da ayrıca yani bir tercih karinesi olarak görülebilir denebilir. Yani şu şekilde bir alim iki görüş arasında kalmışsa, kendisi de içtihatla bir yere varamadıysa ve bu söylediğimiz durum varsa ortada, yani birileri bir görüş birliğine varmış, kimileri de tarihte, tarihin belli bir döneminde susmuşsa, bu hüccettir dersek yani bizi bağlamış olur ama hücceti katliye veya zanniye değildir ama bir tercih sebebidir de diyebiliriz belki. Ama tercih sebebini hatırlarsanız biz Cumhur'da da söylemiştik. Yani Cumhur'un bir görüşte, özellikle Cumhur'un çok fazla olması, %90'larda olması bir tercih sebebidir demiştik. Ama bu daha güçlü bir tercih sebebi oluşulur. Çünkü Cumhur'da muhalifler var. Burada muhaliflerden bahsedemiyoruz. Hasılı çok da uzatmadan icmadan bahsettik, icmanın tamından bahsettik, delillendirmesinden bahsettik. İcma-i sarihin saf, katıksız icma olduğunu, üzerinde ittifak olduğunu söyledik. Ama icma-i sukutunun ihtilaflı olduğunu, İcma-i sukuti de belli şartlarla icma-i sarih gibidir diyenler var. Hayır, hiç değildir diyenler var. İcma-i sarih gibi değildir ama hücceti zanniyedir diyen ulema var dedik. Bu şekilde icma konusunu bitirmiş olduk. İnşallah gelecek dersimizde kıyas konusunu işleyeceğiz. Ve ahiru da'vanel hamdülillahi rabbil alemin.